Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda özel üçgenler konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 4. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız muhteşem üçlü ek çizimlerden biridir. Olmazsa olmazlarımızdandır. 90 dereceden çizilen kenar ortayı doğrusu hipotenüsün nesine eşit oluyor yarısına eşit oluyor. Yani eşit eşitken burası da eşit oluyor. Burası 90 ya bunlardan bir tanesi eksik olunca diğerleri de sallanıyor. Mesela hocam 3 tane eşitlik var 90 eksik 90'ı yaz ya da hocam 90 derece var eşit eşit şuradaki eşitliği de koyacaksınız arkadaşlar. Tamam şu şekli düzgün çizemedik ama neyse şöyle çizelim arkadaşım. 90 derece var eşit eşitse burası da eşit olur diyeceksiniz. Evet örnek sorusu da var burada ama biz çözümü de var burada. Bu bizi ilgilendirmiyor. Biz direkt birinci sorunun çözümüyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığınız zaman açıları da aldığınız zaman açılardan da çıkartırsınız aslında ama olsun biz bunu bileceğiz. Önemli şeylerden biri. Hocam 90'dan eşit eşit. O zaman bakın şurası eşit burası eşitse muhteşem üçten burası eksik o zaman burası da eşit diyeceğiz. Yani 5. Dikkat edin en çok gözden kaçan budur. Buna da dikkat ederseniz sevinirim. İlk soru olduğu için sıkıntı yaşanmayız ama sonlarda son unutuluyor. E hocam burası 10 çıktı. 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden cevabımız da kaç çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Birinci soru akçay oldu geldik 2'ye. Muhteşem üçlü direkt sağlanmış. O zaman burada kaç kaç derecedir? 90 derecedir. E hocam şuradaki üçgende direkt 53 ile x'in toplamı neye eşittir? 90'a eşittir. Bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derecedir çünkü. X'i buradan kaç buluruz? 37 derece olarak buluruz. İkinci soru böylelikle. Edremit oldu. Geldik 3'e. Hocam bak 8, 5 daha 13. Dikkat dikkat. Hop şurası 13. Burası da 13. Eşit eşitken muhteşem üçten burası da eşit olmaz mı arkadaşlar? Olur. Yani burası da 13 oldu. E hocam burada bir Pisagor bağıntısı var artık. 5 var 13 var. Ne üçgeni? 5 12 13'ten cevabımız 12 olur arkadaşlar. Yani 3. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 4'e. Bize verilen bilgilere bakıyoruz. Hocam bak burada 4 4 vermiş. Ha 90'dan çizilen kenar ortay eşit eşitken bunlar eşit. Bu da eşitken burası da eşit olur. Yani burası kaç oldu? 4 oldu. E sonra EF uzunluğu isteniyor hocam EF'ye göre şu üçgene bakacağız o zaman. Bu üçgene baktığımız zaman da ne fark ediyoruz arkadaşlar? Dik kenarlardan biri 3 biri 6 mı arkadaşım? Evet. Üçgen 6. E 1 2 kök 5 üçgenden burası da kaç yapacaktır? 3 kök 5 yapacaktır. O zaman cevabımız 4. soruda böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. Hocam 3 tane eşitlik var. Aklımıza muhteşem üçlü geldi. Hemen şu üçgeni oluşturduk. Şuradaki tekliğin olduğu yerdeki çift çizginin olduğu açı 90 derecedir. E hocam burası 90. Aha da burası da 90. Aa, burada ne çıktı arkadaşlar? Burada bir özel üçgen var. 16-20 ne üçgeni? 12-16-20 üçgeni. Bilin diye söylemiştik zaten. E sonra burada da ne var arkadaşlar? Şuradaki üçgende de dik üçgen olduğundan. 9-12 15 üçgeninden burası da 15 çıkar. DE uzunluğu isteniyor. 15 bölü 2, 15 bölü 2, 15 bölü 2 yapar. Yani cevabımız kaç olur arkadaşlar? 7.5 olur. Evet 5. soru böylelikle Cihan oldu geldik 6. soruya. Sonra dik üçgen verilmiş bir de AD ile DC birbirine eşit verilmiş. Bak şu AD ile DC eşit verilmiş. Şu eşitleri koyarsam. E, 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Hop oh, burası da eşit olmak zorunda değil mi muhteşem üçten dolayı? Evet. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? 61 vermiş 61 kullanacağım. İkiz kenardan dolayı hocam şu açıda 61 yapacağından dolayı arkadaşım e, bu açının tamamı 61 yapacak. E o zaman burası 61 61'den 15 çıkınca kaç kaldı arkadaşlar? 36 mı kaldı? 30 yok 46 mı kaldı? Evet buraya 46 kaldı arkadaşlar. E sonra ne yapacağız burada? Hocam burası 61 ya. Şuradaki açıyı da buluruz. Buradan sonra şu x'e mi yoğunlaşacağız? Yani x'e yoğunlaşmak için şöyle yapabiliriz. Ya şu üçgene bakarsınız ya da hocam burada boynuz var dersiniz. Hangisi önce fark ettiyseniz. E boynuza fark ederseniz hocam şuradaki açıyı yazmak daha mantıklı. 61 ile 61'in toplamı direkt burası yapıyor. Şu üçünün toplamı burası yapıyor. Ya da üçgensel bilgiden yapalım. E burası 61 ya. Bu 90'a tamamlayan açısı burası kaç yapıyor arkadaşlar? 29 derece yapıyor. Yani burası 29'sa. E 29 artı 15'te kaç yapıyor? 44 mi yapıyor? O zaman burası da 44 mi oldu arkadaşlar? Evet. E şimdi... Burası 44. Bak dikkat et. Yok 29 iken burası 29 oldu. Çok özür dilerim. Şu eşitliklerden dolayı 29 29 oldu. Sonra x'e bakacağım. Hocam bu açı kaç yapıyor? 44. Hocam bu açı kaç yapıyor? 49. Yani 44 artı 49 artı x'in de 180 olması lazım. Şu ikisi kaç yaptı? 93 mi yaptı? Evet 93 artı x eşittir 180 ise x de buradan kaç çıkar? 87 çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7. soruya. 7. soruda özdeş iki kibrit çekirdek gibi birer uçları dokunacak biçimde yerleştirildiğinde diğer uçlar arasındaki mesafe 2 birim oluyormuş. Şöyle 2 birim. Sonra kibritlerden biri şekil 2'deki gibi bir ucu etrafında bir ucu etrafında okyanı da 180 derece döndürüldüğünde arkadaşlar şöyle 180 derece döndüğünde bu konuma gelmiş. Kibritlerin uçları arasındaki mesafe kaçmış? 4 kök 2'ymiş. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi eş yapıları kullanmışız. Şu önceden buradaki uzunluk kaç birimdi? 2 birimdi. Şunu da yerleştirelim. Hocam eş yapılar. Bu da kibrit, bu da kibrit, bu da kibrit değil mi? E, eşit. Her üçü de eşit olduğundan ne çıktı burada? Hocam muhteşem şu 90 derece. E, buna göre kalınlıkları ihmal edilen kibritlerden birinin uzunluğu nedir diye soruluyor. Pisagor bağıntısı yapacağız ve şurayı bulacağız arkadaşlar. Burası 2, burası 4. Şuraya x diyecek olursak e, x'i kaç buluruz arkadaşlar? Şuradaki x'i. Bunun karesi artı bunun karesi deyip işlem yapabiliriz. Ama e, şeyden mi yapsak? 32 artı 4'ten 36 yok. Tamam kısa yolda uzun yolda şey oluyor zaten. E, kısa çıkıyor. X'in karesi neye eşittir? 2'nin karesi artı 4 2'nin karesi. Evet burada karesini yazınca arkadaşlar. E o zaman burada ne çıktı arkadaşım? Burası 32 artı 4'ten 36 çıktı. X kare eşittir 36'tan. X'i buradan kaç bulduk? 6 bulduk x 6 ise hocam burası 3 burası da 3 e burası da 3'tür bizden her bir kibrit çöpünün uzunluğu isteniyor yani cevabımız böylelikle denizli çıktı arkadaşlar geldik 8. soruya şekil 1'de yarı çapı 17 birim olan o merkezi dairesel çarkı 17 birim uzunluğundaki ab ve ac ipleriyle bağlı 16 birim uzunluğundaki kefe veriliyor evet şurayı anlatmış kefe zeminden 3 birim yüksekteyken çark o A üssü ve C üssü doğrusal olacak biçimde ok yönünde döndürülüyor. Hmm. Şöyle döndürülüyormuş arkadaşlar. Yalnız O, A üssü ve C. E, buradaki uzunluk nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi yarıçapı kaçtı arkadaşlar bunun? idi. Değil mi? Şekildeki yarıçapı 17 birim olan. Eyvallah. Sonra burada ne yapabiliriz arkadaşlar? E, burası 17 mi? Evet. E, burası da 17, burası da 17 değil mi arkadaşlar? Aa burada ne çıktı arkadaşlar? Güzel bir şey çıktı. 3 tane eşitlik var. Yani sen burada hemen 3 tane eşitliği görünce bir üçgen oluştursan burası kaç derece olacaktır arkadaşlar? Burası direkt 90 derece olacaktır. E hocam bunun tamamı 16 idi. E bunun tamamı 16 ise şuradaki mesafeyi bulursak olay bitti. Ama öncelikle ben şurada da bir dik çizeyim. Burada dik çizince 8 8. Çünkü x kenar var tabanda mevcut tabanla ait yüksekliği çizdim. 8 17 iken burası 15 yaptı. Burada dikkat edin arkadaşlar. O'nun zemine olan uzaklığı aynı. Burada da zeminden ne kadar yüksekliğinde? Burada da O'nun zemine olan uzaklığı aynı. Sabit. E buraya baktığımız zaman 17, 15 daha 32. 3 daha kaç yapıyor arkadaşlar? 35 yapıyor. Burası 35 iken burası da 35 mi olacak? Evet. E ben şurayı bulursam olay bitti arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen var mı? Var. Aslında daha kolay da var da neyse. Burası 16. Burası da 34. Dikkat edin arkadaşlar. 2 çarpı 8. 2 çarpı 17. E o zaman burası da 8, 17. 2 çarpı 15 mi olacak? Evet. Yani burası 2 çarpı 15'ten kaç çıktı arkadaşlar? 30 çıktı. E bunun tamamı 35 ise buraya kadar kısmı da 30 ise şuraya kadar kısma ne kaldı o zaman arkadaşlar? Kalınlığı ihmal ediliyor. E 5 birim kalmış oluyor. Yani buna göre son durumda kefenin zemini olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Cevabımız böylelikle ne çıktı? C. han çıkmış oldu arkadaşlar. Ve Kaçıncı bölümü bitirdik? Dördüncü bölüm sorularını bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda beşinci bölüm sorularında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.